Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı telefonumuzu adeta bir masaüstü bilgisayara çevirecek aleti inceliyoruz. Arkadaşlar alet şu şekilde, zaten siz de yakın plandan fotoğraflarını vesaire görüyorsunuz. Aletin çalışma mantığı şu: sizin telefonunuz üzerinde klavye ve mouse'unuzla birlikte bir haritalandırma yapıyor. Bu alet sizin telefonunuza Bluetooth'la bağlanıyor. Sağ taraftan mouse'umuzu, sol taraftan klavyemizi bağlıyoruz. Üst tarafta micro USB ile gücü takıyoruz arkadaşlar ve alet kullanıma hazır. Bluetooth üzerinden şuradan sinyal yazan yer böyle yanıp sönüyor. Daha sonra telefonumuzdan Bluetooth'la arıyoruz, alete bağlanıyoruz ve artık klavye ve mouse'la oyun oynamaya hazır hale geliyoruz arkadaşlar. Yani adeta telefonumuz bir oyuncu bilgisayarına dönüşüyor bir anda. Bu arada masanın üstü epey dağınık gözüküyor arkadaşlar. Zira alan birazcık dar. Kabloları saklayabilecek bir yerimiz yok. Ancak siz tabii ki de kendi masanızı daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Biz birazcık daha mobil çalıştığımız için şimdilik dağınık, bunu söyleyelim arkadaşlar. Şundan da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir haftadır cihazı kurcalıyorum. Cihazda ciddi problemler de var. Çok güzel çalıştığı alanlar da var. Şimdi öncelikle cihazımızı bağladık. Telefonumuza da bağladık. Herhangi bir sorunumuz yok. Cihazın bir tane uygulaması var arkadaşlar. Onu kurmanız gerekiyor. Zaten kullanım kılavuzu üzerinde QR kodla kurmanız gereken sizlere siteleri, adresleri söylüyor arkadaşlar. Oradan girip indirebiliyorsunuz kendisini. İndirdikten sonra problemler başlıyor. Uygulama çok güzel bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Gariptir ki hata verebiliyor bazen. Hani tamamen kafasına göre, şimdi biz videoyu çekerken denk gelir gelmez bir şey söyleyemem. Ama uygulama çok stabil bir şekilde çalışmıyor. Bunu söyleyeyim. O yüzden biz şöyle bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. PUBG'yi açacağız. Öncelikle herhangi bir uygulama kurulu değilken, hiçbir ayar yokken deneyeceğiz. O şekilde de çalışabiliyor. Daha sonra ben size uygulamayla birlikte anlatacağım. Şimdi gelin dilerseniz bir PUBG ile oyun deneyimi nasıl oluyor ona bakalım. En başta uygulamasını kurmadım. Uygulamayı kurunca biraz sapıtabiliyor arkadaşlar. O yüzden uygulamayı kurmadan direkt bağladığınız zaman her şey düzgün çalışıyor ama uygulamada sapıtabiliyor. Bunu söyleyeyim. Ama uygulamadan da tabii ki bahsedeceğim ben sizlere. PUBG ile şöyle atlıyoruz aşağıya. Şu an tek yaptığım şey aleti Bluetooth'la bağlamak, klavyemi ve mouse'umu takmak oldu arkadaşlar. Hem nasıl çalıştığını hep birlikte görelim, hem de bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz. Şimdi klavyedeki tuşları deniyorum. W ileri koşturuyor, S geri geliyor, A sağ sol. Mouse baya cayır cayır baktığım tarafa doğru geliyor. Sağ tıka bastığım zaman nişanımı alabiliyorum. Sol tıkla da ateş edebiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Şarjör atabiliyor muyum? R ile atamıyorum. 2'ye bastığımda silah değiştiriyor muyum? Değiştiremiyorum. Zıplama var mı? Face ile silah değiştiriyor. Evet, biraz şu an tuş takımı saçmaladı. Şimdilik WASD ve mouse çok düzgün çalıştığını söyleyebilirim. Hileden hallice bir oyuncu bilgisayarına dönüştürebildim telefonumu. Evet, C eğilmeye başladı şu an. Gördüğünüz gibi bir tutarsızlık mevcut. Şarjörü mecburen parmakla atacağız. Gel seni Uzi ile vuracağım. Ya sen burada ne yapıyorsun ya? Aha, alttan da geliyor. Allah, silah değiştir silah. Onu da vurduk. Allah, işler bayağı kolaylaşıyor. Aha, kafadan çok basit. Orada 17 kişi kaldı arkadaşlar. Ben sadece 3 kişiyi görebildim. Hareketler gördüğünüz gibi gecikme yok. Çart 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 oluyor. Yani varsa da hani ben hissedemiyorum en azından. O kadar profesyonel bir oyuncu değilim. Ama bana kalırsa gayet hızlı bir şekilde algılıyor hareketleri. Alanında içine girdik. Şimdi onlar düşünsün. Allah, ne oluyor lan? Birinciyi yedi. Kaçtı ya. Allah, bir yerden çok kötü yiyorum. 3 kişi kaldı. Aha, ben tekim. Eyvah. Eyvah, aşağı düş. Aşağı düşerek öldüm. Neyse arkadaşlar, PUBG güzel oynanıyormuş. Şimdi gelin bir de başka bir oyun deneyelim isterseniz. Şimdi gelin bir de uygulama nasıl çalışıyor ona bakalım isterseniz. Shooting Plus V3 diye geçiyor. Marketten de bulabilirsiniz. QR kodla birlikte de gidebilirsiniz. Burada üst tarafta zaten Rush GBT777X Connected diyor. Bağlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada şöyle 3 tane tuş var. Buradan çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey bu. Buradaki oyunlar arkadaşlar, ya da buraya oyun eklemek vesaire. Mesela şimdi Call of Duty'ye tıklayalım. Şimdi burada downloadlu CTRL F1. Yani oyunun diyor ki CTRL F1'e göre ayarlı diyor. Tamam. CTRL F1'e ayarlandı. Ya da download game deyince oyunun sayfasını atıyor. Şöyle bir oyunumuzu bir açalım. Şimdi uygulamayla şu şekilde çalışıyor. Hemen göstereyim. Buraya bir tane V3 diye bir düğme gelmişti arkadaşlar. Söylediğim gibi bu V3'e basıyoruz. Daha sonra karşımıza tuşların nerede olduğuna dair bir bilgilendirme geliyor arkadaşlar. Şu an şunu bir kapatalım. Mouse'umuz, klavyemiz çalışıyor mu bakalım. Her şey çalışıyor. Şu an mesela nişan alamıyoruz mouse'umuzun sağ tıkıyla. Hemen o V3'e basalım. Tamam, bunu seç. Mouse'umuzun sağ tıkını bastım. Gördüğünüz gibi ortaya geldi. Bunu alıp sürüklüyorum şuraya. Ve gördüğünüz gibi bunu save edersem. Tamam. Sağ tıka bastığım zaman
Aynen. Gördüğünüz gibi artık orada bir saatlik var arkadaşlar. Yani haritalandırma metodu dediğim şey bu. Ha bakın mesela sol tuş çalışmıyor şu an. Sol tuşa bastığım zaman ileri geliyor. Bu adam beni vurmadan hemen sol tuşu da buradan ben ayarlayayım. Şöyle şunun üzerine getireyim. Save edeyim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Burada istediğiniz oyunu kafanıza göre dilediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz. Tuşlarını atayabilirsiniz. Dediğim sorun da şu arkadaşlar. O tuşları bazen atayıp kaydetseniz dahi o tuşlar çalışmıyor. Bazen klavye ve mouse hiç tepki vermiyor. Ama şu an herhangi bir sorunum yok. Mesela şarjör atma düğmesini de hemen ayarlayalım şuradan. R'ye bastığımız zaman şu an atmıyor. V3'e bastım. R'ye bastım. R'yi ortaya getirdi. Şöyle hemen şarjörün üzerine getireyim. Save edeyim. Şöyle R'ye basalım. Gördüğünüz gibi o da güzel bir şekilde çalışıyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Ben oynadığım süre zarfında onu gördüm. Hemen şöyle şarjörümü atayım. Gördüğünüz gibi cayır cayır rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı olmadan Call of Duty Mobile'de oynayabildim. Klavye ve mouse'u bağladığınızda kendi hazır olarak bu oyunlara ayarlanmış şekilde geliyor. Şunu tekrar edeyim arkadaşlar. Ürün ilk geldiğinde bayağı sorunlar yaşadık kurmakta, çalıştırmakta. Ama düzgün çalıştığı vakitler hakikaten de oyun keyfini arttırıyor arkadaşlar. Şu da bir gerçek. PUBG gibi oyunlarda böyle aletler taktığınızı anlarsa sizi banlama ihtimali var. Sizin için banlanmak gibi büyük bir korku varsa tabii ki de ben kullanmanızı şahsen tavsiye etmiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aynı firmanın klavye ve mouse seti de var. Hani biz bildiğiniz A4 tek mouse taktık şu an ama isterseniz klavye ve mouse komple bir set halinde alabiliyorsunuz. Güzel bir klavye. Fena bir klavye değil ama elinizde hali hazırda bir klavye varsa tabii ki de bunu almak zorunda değilsiniz. Şimdi inceden gelin videomuzun sonlarına doğru geçelim. Evet arkadaşlar, oyunlarımızı oynadık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gayet de keyif aldık. Başınıza gelebilecek şeyleri ve sorunları da anlatmaya çalıştım elinden geldiğince ve artık son sözlerimi söyleyerek videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizler birlikte böyle telefonunuza bağlayarak telefonunuzu bir oyuncu masaüstü bilgisayarına çevirdiğiniz ürünü inceledik. Biz aletin kendisini 220 liraya aldık arkadaşlar. Dediğim gibi klavye mouse isterseniz alıyorsunuz, isterseniz almıyorsunuz. Kendi klavye mouse'unuzla oynayabilirsiniz. Bu klavye hem böyle birazcık daha oyuncu klavyesi olduğu için hem de kendi markası daha sorunsuz çalışacağını düşünce için aldık. Ama mouse'u kendi mouse'umuzu taktık. Dediğim gibi bir sorun yaşamadık. PUBG gibi böyle Call of Duty gibi rekabetçi oyunları özellikle çok oynuyorsanız bence fiyatına değer bir ürün arkadaşlar. Ama dediğim gibi banyer yemezsiniz. Orası işin ayrı bir riski. Bir de hani PlayStation için biz klavye mouse takma aparatı incelemiştik ya, bu da onun gibi. Bence birazcık haksız rekabete dönüştürüyor. Sonuçta adam telefondan oynuyor. Sen buradan klavye mouse oynuyorsun. Son sözümü de söylediğime göre artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Sizler de ürünle ilgili kafanıza takılan veya hani abi şöyle böyle dediğiniz bir yorumunuz varsa mutlaka aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.